Bu da Naz Ergün'den gelen bir haberdi. Can hocam teşekkür ederim. Kurban etinin önemli bir kısmı da yağlardan oluşuyor malumunuz. Genelde bu yağlar pek değerlendirilmez ama işin ustası bu yağlardan da lezzetli bir yemek yapılabilir diyor. Buyurunuz. Azıcık aldım. Parçacıklar ağzınızda ne yapıyor? Patlama yapıyor, lezzet patlaması yapıyor. Kurbanlar kesildi, kavurmalar pişirildi. Peki kavurmadan kalan yağlar nasıl değerlendirilecek? Kavurmadan kokoreç olur mu demeyin. İşte evde kolay kokoreç tarifi. Nasıl? Tam bir kokoreç. İnanılmaz oldu. Acayip lezzetli ve keyifli olur. İnanın kavurmadan vazgeçip bunu yiyecekler. Kurban etleri pişiyor. Bazen ızgarada, bazen tencerede. Yemek yaparken, özellikle de kavurma pişirilirken eritilen hayvan yağı sonra çöpe atılır. Ama şimdi hem ziyan olmayacak hem de muhteşem bir lezzete dönüşecek. İşte işin ustasından pratik ve sağlıklı bir tarif. Kavurmamızı yaparken elimizde bir yağımız vardı. O yağı eritirken de bir posası çıktı. Kıpkırmızı, nar gibi oldu gördüğünüz. Adeta kokoreç gibi oldu. Çıtır çıtır olmuş bu yağ parçalarına. Bir miktar tuz, kekik, pul biber, kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Çıtır parçalar ve baharatların birleşiminden kırmızı bir karışım çıkıyor ortaya. Kokoreçe konan baharat malzemeleri koyduktan sonra çok az da domates, ufak ufak doğranmış domatesi ve sivri biberi ilave ettikten sonra... Aynen kokoreç gibi içi çıkarılmış sıcak bir ekmekle buluşuyor küçük parçalar. Kavrulmuş, sıvısını, yağını tencereye bırakmış, onda kavurmayı yaptık orijinal olsun diye. Geriye kalan o yağımızın çıtır olan kısmını da kokoreç haline, baharatları ilave ederek kokoreç haline getirdik. Hissettin değil mi? Elinize sağlık. Çıtır çıtır. Parçacıklar ağzınızda ne yapıyor? Patlama yapıyor, lezzet patlaması yapıyor. Dayanamazdım. Tam bir kokoreç, inanılmaz oldu. Efendim az önce ot haberini niye vermiyorsun diyen arkadaşa cevap verdikten sonra